Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fatih Mekke 9. Sifir 57. Kısım Asıl içinde vasıl. Ayın sırrını tutmak. Bilmelisin ki söz konusu gün, Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kendisinde oruç tutmayı emrettiği aktarılmış bir gündür. Bu rivayeti Ebu Davud Abdullah bin el-Ala'dan o da Muhire bin Karre kanalıyla bize ulaştırmıştır. Karre şöyle der. Hıms şehrinin kapısında bulunan bir yerde ayağa kalkmış ve şöyle demiştir. Ey insanlar! Şu ve şu günde hilali gördük. Ben hemen oruç tutacağım. Bunu yapmak isteyen kimseler yapsın. Ravi şöyle devam eder. Malik bin Hubeyre es-Sebeli ayağa kalkmış ve Muaviye senin peygamberden duyduğun bir rivayet midir yoksa kendi görüşün müdür? Bunun üzerine Muaviye, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Ayı ve sırrını ututun. Bilmelisin ki sır, ay anlamındaki şehir kelimesinin başka bir anlamı olan şöhretin zıttıdır. Ay şöhret bulup ayrıştığı bunun yanı sıra Müslümanların ve gökbilimcilerin ilgisine mahsur olduğu için şehir yani tanınan şöhretli diye isimlendirildi. Şeriat ayın gizli ve açık olduğu esnada oruç tutmayı teşvik etmiştir. Bilmelisin ki ayın sırrı ayın güneşin kabzası yani onun ışınlarının altında bulunduğu dönemdir. Aynı şekilde kulda yakınlık mertebelerinden birinde var olanların gözlerinin kendisini arayacağı bir yerde bulunduğunda onu göremezler. İşte bu gizli ilerin makamlarıdır. Onlar efendilerinin nitelikleriyle özdeşleşerek bu dünyada sıradan insanlardan ayrılmayan kimselerdir. Nitekim onlar ilahi mertebe hakkında insanların iddialarının gerçekleşmesi ihtimali nedeniyle varlıkların efendilerini bu dünya hayatında görmeye bir yol bulamazlar. Şöyle derler, ancak Efendimizin göründüğü gibi görünmemiz gerekir. Bu ise ahirettedir. Çünkü Allah o gün mülk kimindir diye sorar. Dolayısıyla hiç kimse mülk iddiasında bulunamaz. Bu tabaka orada gözükür ve Allah'ın kulları içinde bir takım gizileri bulunduğu gözükür. Onlar korunmuşluğu altında sakınılmışlık gizlilerdir. Bu gizlenme ve gözükmeme özelliğinde efendilerine benzedikleri ise ayın sırrının orucu kendilerine gerekir. Çünkü oruç samedani bir niteliktir. Böylelikle bu yakınlıkta hakkın niteliğiyle nitelenirler. Buna karşın Ramazan ayında olduğu gibi farz orucun açıklanışında da Rablerine benzerler. Çünkü orada hak Ramazan ismiyle zuhur eder ve kendisine perde olsun diye bu isimle ayı isimlendirmiştir. Sıradan insanlar şöyle der. Ramazan'da oruç tuttum. Arif ise şöyle der. Ramazan ayını ilan ederek tuttum. Çünkü Allah onlara şöyle demiştir. Sizden kim ayı görürse. Burada ay anlamındaki şehir, şehir Ramazan'ı ilan ve tanıtmak demektir. Onu tutsun. Yolcu ise bu emrin kapsamı dışındadır. Çünkü ona giden yolcu kendisini müşahede etmek üzere yolculuk etmektedir. Hasta ve hak, hasta ise haktan ayrılandır. Çünkü iç hastalığı nefsin aleme yönelmesi demektir. Bu nedenle de şehri yani ayı göremez. Hayız ise nefsin yalandır. Bu nedenle bulunduğu yerde hayız yakınlığı gerektiren temizlikle ki doğruluk demektir. Çelişen bir sıkıntıdır. Güvenilir bir hadiste şöyle denilir. Kul bir yalan söylediğinde melek kendisinden 30 bin uzaklaşır. Hadiste güneşin ışınları altında gizlenen kameri ayın tam sayısı olan 30 zikredilmiştir. Öyleyse hayızlı zikrettiğimiz nedenle ayı görmekten uzaktır. Kul Hakk'a sadece kendisine ihsanda bulunması ve vermesi için yaklaşır. Sonra Hakk'ın kuluna verdiği nur gözleri zayıf insanları hayrete düşürmesin diye onu peyderpey insanlara gösterir. Böyle yapması Allah'ın insanlara bir merhametidir. Allah o kulunu peyder pay, pey insanlara göstermeyi sürdürür. Bu gizlilik esnasında kendisine verdiği marifeti de insanları saptırmayacak ölçüye göre verir. En sonunda insanların gözleri alışkanlık kazanır ve söz konusu insan ilahi elbiseyle süslenmiş bir halde verilen şeyin kamil suretiyle onlara görünür. Bu durum şu ayette dile getirilir. Peygamber'e itaat eden kimse Allah'a itaat etmiş demektir. Bu ise dolunay gecesindeki ay konumundadır. Söz konusu şey, gizlilik gecesinde batınının yönünden gayb, gayb mertebesinde kendisi adına meydana gelen miktardır. Dolunayın ışığı güneşten gizlilik gecesinde, güneşe paralel olarak bakan yönde bulunur. Görünüşte onda ışık yoktur. Dolunay gecesinde işe, dolunay gecesinde ise iş tersine döner. Böylelikle ezzahir ismiyle zuhur gerçekleşir. Hak da kullarının geneline karşı böyle yapar. O tıpkı ayın gizlenmesi gibi onlardan büsbütün gizlenmiştir ve bu nedenle insanlar kendisini algılayamaz. Allah onun benzeri hiçbir şey yoktur der ve bu Allah'ın kullarına bir rahmetidir. İnsanlar zihinlerinde ve farklı hallerinde akıllarını başlarından alacak bir şey bulamaz. Hak bu ayetin perdesinin içerdiği rahmette gizli olarak gelir. Bu ise Hakk'ın kendilerine merhamet ettiği makamda kullarına tenezzülünün en ileri aşamasıdır. Sonra peyder de, pey, kendilerini şaşırtır ve o işiten ve görendir der. Bu bağlamda başka bir ayet, de ki Allah birdir, Allah esamettir. Es Veya Allah'ın gördüğünü bilmez mi ayetleridir. En sonunda insanların gözlerinin nurları Allah'a bilmenin yardımıyla güçlenir ve yavaş yavaş kendisini unuturlar. En sonunda Allah, Tenzih bilgisinde kendilerine tecelli eder. İşin başında kendilerine bu halde tecelli etseydi hemen helak olurlardı. Allahu Teala şöyle buyurur. Her nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Böylelikle onlar da Allah'ı kabul eder ve kendisinden kaçmayıp onun benzeri hiçbir şey yoktur ayetinde belirtilen tenzih durumunu unuturlar. Bu makamda kalmaları hak ile aralarındaki karşılıklı ilişki her bakımdan ortadan kalkmış olacağı için ümitlerini kesebilirdi. Dikkat ediniz. Ölü yakınlarının ölü hakkında duydukları üzüntü ortadan kalkar. Çünkü onlar onunla dünya hayatında bir daha karşılaşmayacaklarından emindirler ve bu nedenle ölüyle ilgili bir üzüntü kendilerinde kalmaz. Kaybolmuş bir insanın yakınları ise böyle değildir. Çünkü onlar kayıp insanın kaybolup yok olmasından müsbütün ümit kesmezler. Kendisi gelene kadar onun haberleri sürekli kendilerine ulaşır. El-Hakim ve El-Habir olan Allah işi yönetir ve ayetleri tavsil eder. Umulur ki Allah'ın kendisinden öğreniriz. Böyle bir nedenle ayın sırrının orucu ve ayın orucu Allah'tan öğrenen kimseler için verilmiş birer örnek olmuştur. Ayın sırrı orucunda Allah'a karşı niyeti toplama makamı vardır bu makam sahibi Allah'tan başkasını göremez. Benim Allah ile bir vaktim vardır ki Allah'tan başkası ona giremez hadisinde belirtilen durum budur. Bu esnada Allah peygambere özgü bir tecelli içindedir ve bu nedenle onun bu nedenle onu kendisine tamlama yaparak Rabbim demiş, Allah veya Rab dememiştir. Ayın sırrının orucu sözüyle toplanmışlığı kastettiği hakkındaki görüşümüzü destekleyen başka bir husus Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın sırrı orucu hakkındaki tahsisi ve teşvikidir. Peygamber bu orucu tutmayanların kaza etmelerini de teşvik etmiştir. Şaban yani şube ayrımdan gelir. Söylendiğine göre Şaban ayının böyle isimlendirilmesinin nedeni Arap kabilelerinin o ayda ayrışmış olmalarıdır. Allahu Teala da şöyle buyurur. Sizi şube yani Şaban kelimesinin kökü olan şube ve kabilelere ayırdı. Arap olmayan toplumlarda şubeni ne anlama geliyorsa kabile de Araplarda o demektir. Başka bir ifadeyle bizi şubelere ayırdı ve bir kabileyi bir kabileden ayırt etti. Meniye şubeler diye isimlendirildi. Çünkü o ölüyle ailesini ayırır. İçeride ayrım nedeniyle Şaban'ın sırrının orucu diğer ayların sırlarından daha vurguludur. Müslim İbn Ömer'in şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adama şöyle demiş. Bu ayın sırrından hiçbir gün tuttun mu? Adam hayır deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tamamladığında iki gün onun yerine tut demiştir. Müslümin İbni Ömer'den aktardığı başka bir rivayette ise Şaben'in sır yani günlerinden oruç tuttun mu denilir. Bu bölümde dikkat çektiğimiz hususları tam olarak öğrenenlerin bilebileceği ilahi sır ve ilimler vardır. Bu noktada insanların en mutlusu güneşin ve ayın hareketlerini, ibadet vakitlerini öğrenmek için gözetenlerin içinden batini yorumunu bilenlerdir. Çünkü ayın ve güneşin konumunu bilmek söz gelişi Rabbin aleme dönük yardımına ve koruyuşuna özgü ilahi ilim hakkındaki en büyük kanıtlardan biridir. Bu koruma ve yardımın amacı ise alemdeki varlıkları korumaktır. Bunda kalbi olan veya gördüğü halde kulak veren kimse için öğüt vardır. Gördüğü halde haber verenin aktardığı işler karşısında bilinci olana işaret eder. Bu bilinç sayesinde sanki görüyormuşçasına haber verileni gözünün önünde canlandırır. Bu haber güvenilir ve doğru sözlü birinin bildirdiği doğru haberdir. Güvenilir doğru sözlü bir haber getirdi ki olacak her şeyden haber verir. Her varlık hakkında ve her tarzda her güçlükten ve her kolaydan. Kalplerin mana bakımından keşfettiği ve gözlerin maddi olarak gördüğü işlerden. Bu bilgileri güvenilir elçi evin sahibinden getirmiş, evin sahibi bütün kıymetli hususları kendisine öğretmiştir. Allahu Teala şöyle buyurur, her şeyi ayrıntılı olarak tafsilleştirdik. Başka bir ayette ise Allah'ın her şeye güç getirdiğini ve Allah'ın her şeyi ihate ettiğini bilme, bilmeniz için buyurulur.